Ben Adem Hoca, herkese iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum. Bu dersimde zamir konusunu sizlere ayrıntılı ve kendi özel ders notlarımla anlatmayı düşünüyorum. Bu ders notunu açıklamalar kısmında alabilirsiniz. Ders notumun şöyle özelliği var, daha önce bahsetmişim arkadaşlar. İlk sayfa konu özeti. Yani mesela şöyle baktığımız zaman, şu bakın şu kısmı kesinlikle şöyle odanıza çalışma odanızı asmanız lazım. Yani sözcük halindeki zamirlerimiz neler? Tamam mı? Neler? Kısaca. İşte ek halindeki zamirlerimiz neler? Kısaca nelerdir diye. Bundan dolayı bu ders notları arkadaşlar önemli. Sizler için özel hazırladım diyebilirim. Ve hemen arkadaşlar zamir konusunu anlatmak için iki videoda bitirmeyi planlıyorum. 20 dakikayı geçmeyecek ya da 20 dakika olacak şekilde iki ders videosunda bu konuyu anlatmayı düşünüyorum. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Elimizde kalemimiz, defterimiz, not defterimiz olsun. Şimdi zamir demek arkadaşlar ismin yerini tutan sözcük demek. Bu önemli. Bakın ben 4 tane madde yazdım. Zamir kardeşim ismin yerini tutar. Yani isim gibidir. Bundan dolayı isim çekimekten alır. Çok önemli. Zamirler isim çekimekleri dediğimiz i, e, d'den eklerini alır. Beni, bana, benden, senden, kendisiyle, buraya, buradadır gibi. Mesela sıfatlar çekimeklerini almazdı. Ama zamirler çekimeklerini alır. Bundan dolayı 3. maddeyi şöyle yuvarlak içerisine aldım. İsim tanıması oluşturur. Çok önemli. Yani tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. Ve bununla alakalı çıkmış sorular var. Bundan da bahsedeceğim. Yani Ali'nin defteri, onun defteri. Şunun şurası gibi. Bu da önemli. Şimdi arkadaşlar sözcük halindeki zamirler var. Ek halinde zamirler var. Ben bir tane bakın şuraya bomba gibi bir örnek yazdım. Bu örnekte sözcük halindeki zamirlerin tamamı var. Ne demek hocam? Okuyorum. Bazıları onun kitabını buraya hanginiz bıraktı yoksa kendisi mi diye soruyor. Mesela buradaki bazıları kelimesi isimlerin yerini belirsiz bir şekilde duruyor. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim? Belli değil. İşte belgisiz zamir bu. Onun kitabı Ahmet, Mehmet, Ayşe mi? Kişi zamiri. Buraya, masaya mı? Değil mi yani? Masa mı? Bu da işaret zamiri. Hanginiz bıraktı? İsmin yerini soru yoluyla tutmuş. Soru zamiri. Kendisi bir de dönüşlük zamiri. Bakın baktığımız zaman cümleye bu kelimeler isim değildir. Bazıları onun buraya isim mi değil ama ismin yerini tutmuş. Ama isim gibi. Ve dikkat edin çekimi ki alabilirler. Tamam. Diyorum ve hemen sevgili arkadaşlar şöyle sözcük halindeki zamirleri kısaca bahsediyorum. Bunların ayrıntısına birazdan gireceğim ama bu niçin sizin için önemli? Öğrenci arkadaşım bu fotokopiyi aldığı zaman ilk sayfada o sanırım bu 7 sayfa. 7 sayfanın özetini burada görsün. Çünkü 3-5 ay sonra bunu hatırlaması çok önemli. Tamam arkadaşlar. Şimdi 5 tane sözcük halinde zamirimiz var. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın bunlar çekimek alabilir. Kısaca yazdım. Dönüşlük zamiri kendi kelimesidir. Kendi iyilik ekini alabilir. Bakın farklı versiyonları var. İşaret zamiri bu, şu, o, öteki, beriki, diğer, öbür gibi kelimeler. Bakın çekimek olan kısımdan da buraya yazdım. Belgisiz zamirleri gerçekten çok önemli. Şu kimse, herkes, hepsi kelimelerini özellikle yazdım. Çünkü bunlar her zaman her yerde belgisiz zamirdir ve istisnası yoktur. Diğerleri de belgisiz zamir. Yani ismin yerini belirsiz bir şekilde tutmuş. Soru zamiri. Yani ismin yerini soru yoluyla tutmuş. Kim, ne, nere, kaçı, hangisi, ne kadar. Kısaca zaten dersi dinledikten sonra netice itibariyle buna baktığımız zaman daha rahat oturmuş olacak bilgiler kafamızda. Bunlar bizim sözcük halindeki zamirlerimiz. Bunları zaten birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bir de ek halinde zamirlerimiz var. Bu da çok önemli. İyelik zamiri ve ilgi zamiri. Bakın bu iyelik, aitlik zamirini artık 2 yıldır hatta 3 yıldır teğetide karşımıza çıkıyor. Üçüncü tekil iyelik eki gibi. Aynı zamanda zamir ek konusu. Bu da işte evim, kitabın başarısı gibi burada özellikleri var. Bunları zaten sizlere bahsedeceğim. Yani ek halindeki evim, benim evim. Yani ismin yerini tutmuş. Kelimenin kime ait olduğunu bildiren ek. İyelik eki zamiri. Bir de ilgi zamiri var ki eki. Benimki, seninki, onunki ki. Buradaki onunkinin yerine onun arkadaşı diyebilirim. Onun kitabı diyebilirim. Ve arkadaşlar hemen bu kısa girişten sonra şimdi geldik. Kişi zamirler yani sözcük halindeki zamirleri ayrıntılı bir şekilde işlemeye. Şimdi sevgili arkadaşlar 1.
Ad üzerine kişi şahıs zamiri. Türkçemizde arkadaşlar 6 tane bizim şahıs zamiri var. İsmin yerini tutan. Bunlar ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ortaokuldan beri bildiğiniz şey. 6 tane kişi zamirimiz var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunu biliyoruz. Bakın burada şu not çok önemli. Lütfen hemen notumuzu alalım. Kişi zamirleri iyilik eki almaz. Hatta şunu söyleyeyim size. Bakın bunu bir kenara not alın. 5 tane zamir var değil mi sözcük halinde? Kişi, dönüştürük, işaret, belgesi ve soru. Bunların arkadaşları hepsi iyelik ekini alır. Sadece kişi zamirleri iyelik eki almaz. Bak çok önemli bilgi. Bütün zamirler iyelik eklerini alır. Hangisi almaz? Ben, sen, o, biz, siz, onlar kesinlikle ve kesin iyelik aittik ekini almaz. Bir kenara yaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kişi zamirleri bu. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Mesela benim taşıdığım kutu çok ağır, senin taşıdığın kutu çok hafif. Hocam benim ve senin kelimesi kişi zamiridir. Ve burada bakın ek almış yani. Buradaki ek ne biliyor musun? Mesela benim taşıdığım bu iyelik eki oluyor. Senin taşıdığın tamlayan eki, iyelik dedim özür dilerim, tamlayan eki oluyor. Şimdi ikinci soru, ikinci cümle üniversite sınavında çıkmış. Tamlayanı zamir olan bir cümle bakın. İşte onun kardeşi tamlamadır. Tamlayan burada kişi zamiri. Ne dedim biraz önce? Zamirler tamlama oluşturabilir. İşte bakın çıkmış soru. İsim tamlamasının tamlayanı kişi zamiri ve sınavda sormuş. Şu soru da vardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişi zamiri ek fiil olarak yüklem olmuştur? Hocam sendin. Bütün korkularımın çaresi. Yani kişi zamirleri yüklem olabilir. Kişi zamirleri tamlayan olabilir. Kişi zamiri özne olabilir. Her şey olabilir. Bazen iki kişi zamiri beraber kullanılabilir. Biz onlardan çok farklıyız. Benim onu tanıdığım iki kişi zamiri olabilir. Burada hemen şu notumuzu alalım, bu çok önemli. Ses bilgisinde bazı arkadaşlar bunu görmüş olabilir. Bana ve sana kelimesinin kökü ben ve sendir. Arkadaşlar Türkçe'de, bakın koca Türkçe'de ek aldığı zaman kelimenin kökünde değişikliğe uğrayan sadece iki kelime var. O da ben ve sen. Başka hiçbir kelimede bu özellik yok. Hemen notumuzu alalım. Yani bana ve sana kelimesinin kökü ben ve sendir ve bunlar kişi zamiridir. Buna biz ses bilgisinde ünlü aşınması diyoruz. Ünlü aşınması, tamam mı? Bana sana. Bunu da notlarımızı aldık. Yeri gelmişken şunu da not almanızı istiyorum bakın. Bazen zor sorularda karşımıza geliyor bakın. Benim evim buraya çok yakın. Bakın. Bunu ben derste bazen uyguluyorum. %99 hatta tamamı yanlış yapıyor. Şu imin altını çiziyorum. Benim evimdeki im eki ne eki dediğim zaman öğrencilerimin %90 hocam iyelik eki diyor. İşte şahıs eki diyenler falan var. Bir tanesi buna tamlayan eki demiyor yani. Arkadaşlar not alın. Benim evim yani kişi zamirleri iyelik ekini alamaz. Tamam mı? Bunu not alın. Bu tamlayan ekidir yani. Benim evim. Tamam, bir kenara not alalım. Önemli bir şeydi, özellikti. Evet, kişi zamirini anlattım. Anlatabileceğim her şey, aklıma gelen her şeyi söyledim burada. Geçtim. Arkadaşlar dönüştük zamiri gerçekten önemli. Yani ÖSYM bunu çok seviyor ki pek çok sınavda dönüştük zamirini soruyor. Özellikle sayısalcılar arkadaşlar bakın bunu kaçırma. Dönüştük zamiri kendi kelimesidir. Amaç pekiştirmedir. Ben Türkçe'de neden kendi kelimesini kullanırım? Çünkü pekiştirmek istiyorum yani. Kendi evine git. Sen kendin karar ver. Onun kendisi gelsin. Kendim yaptım. Ben kendim çözdüm. Neden kullanırız? Cümledeki anlamı pekiştirmek. Tamam mı? Dönüştük zamiri kendi kelimesidir. Dönüştük adılı iyelik ekini alabilir. Yani şuradaki bakın. Kendim, kendin, kendisi, miz, nizleri ne ekiymiş arkadaşlar? İyelik ekiymiş. Bunu bir kenara not alın. Hocam nasıl iyelik eki? Şu bakın. Benim kendimiz. Aslında bunlar ne eki biliyor musunuz? Tamlanan eki bakın. Biraz ayrıntıya iniyorum. Yani kendimizdekimiz nasıl iyelik? Tamlayan var. Bizim kendimiz. Aslında bunlar da tamlayan düşmüştür. Notumuzu alalım. Ben kendim yaptım. Evet. Hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Not. Bakın buraya yazmayı unutmuşum. Yazsam iyi olurmuş. Şimdi aklıma geldi. Kişi zamiriyle dönüşük zamirinin beraber kullanılmasını bazı arkadaşlar anlatım bozukluğu zannediyor. Bunu anlatım bozukluğu kabul etmiyor ÖSYM. Yani ben kendim, sen kendin anlatım bozukluğu değildir.
Bu Türkçenin bir özelliğidir. Not alalım. İşte ben kişi zamiri ile dönüşlük zamiri neden kullanır insan? Anlamı pekiştirmek için. Yani bu elbiseyi ben kendim diktim. Özellikle kimsenin müdahalesi olmadan. Tamam mı? İş kendine dönüyor. Dönüşlük zamiri bu. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir özellik var. Bakın. Hemen notumuzu alıyoruz. Arkadaşlar 2018 MSÜ'de öyle bir soru çıktı ki gerçekten dikkat edenler için önemli bir soruydu. Şimdi bir cümle vermiş, paragraf vermiş. İşte hangisi yoktur diyor. Aslında dönüşlük zamiri var. Kendi kelimesi ama başka yerde kendiliğinden yetişiyor demiş. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Kendi kelimesi lık ekini aldığı zaman arkadaşlar zamir olmaktan çıkar, zarf olur. Okuyorum çıkmış soruyu. Var gitler ormanlık bölgede merhaba çayırlarla kendiliğinden yetişiyor. Nasıl yetişiyor? Kendiliğinden. Hocam kendi kelimesi lık ekini almış, bu da ne olmuş? Zarf olmuş. Tamam. Yani burada zarf olur. Ama soruda dönüşlük zamiri yine kendi kelimesi olarak vardı yani. Bu da önemli arkadaşlar. Yapım eki aldığı zaman zamir olmaktan çıkar, zarf olur. Kendim geldin, kendin gittin, sen kendin karar ver. Bu dönüşlük ama işte kendiliğinden yetişiyor, kendince karar verdi dersek de bu ne olur arkadaşlar? Zarf olur diyor ve önemli madde ve geçtim sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu arada şundan not alabilirsiniz. Bence yazın iyi olur. Dönüşlük zamirleri tamlam olabilir. Örnek veriyorum. Kendi işine bak. Buradaki kendi arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayan da dönüşlük zamiridir. Notumuzu alalım. Tamam mı arkadaşlar? Dönüşlük zamiri tamlama oluşturur. Kişi zamiri tamlama oluşturur. Bu da önemliydi. İşaret gösterme zamirler. Yani ne demekmiş bu? Bir ismin yerini işaret yoluyla tutacak. Kelimelerimiz genelde şunlar oluyor sevgili arkadaşlar. Bu, şu, o, öteki, beriki, diğer ve öbür kelimeleri. Zaten parmak diyorum ben buna. Bu, şu, o. Değil mi? Bunu sıfatla anlatmıştık. Şimdi dikkat edin. Örneklerimde genelde çekim eki getirdim. Çünkü önemli. Yani işte hocam ben bu şiirde zamiri bulamadım. Bakıyoruz orada var. Orası var. Yani şunu göremeyebilirsiniz. Orada işaret zamiri. Burası işaret zamiri. Zamirler çekim ekini alabilir. Genelde alır bakın. Hepsi eki almış yani. Bunlar, şunlar, onlar, oraya, burası, şurası bakın. Şu o, bu gözden kaçabilir. Burasıydı, oraydı, orası, orada bunlar işaret zamiridir sevgili arkadaşlar. Ve ismin yerini tutar. Eğer önündeki ismi nitelerse işaret sıfatıdır. Eğer bir ismin yerini tutarsa ve özellikle ek aldıysa zaten işaret zamiridir. Tamam mı? Hemen örneğimize bakalım. Bu gerçekten çok lezzetliydi. Bakın buradaki bu bir ismin yerini tutmuş. Yani bu'yu kaldır oraya mantı yaz. Mantı gerçekten çok lezzetli. İşte işaret zamiri bu. Mantının yerini işaret yoluyla tutmuş. Ama şöyle deseydi bu mantı gerçekten çok lezzetliydi. O zaman ne olurdu? İşaret sıfatı olurdu. Tamam arkadaşlar. Şunu giyebileceğim elbiseyi nereye kaldırdın? Şunu elbiseyi zaten çekim eki almış. Orası Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Bakın orası. Ama şöyle deseydi o yer Türkiye'nin en kalabalık şehri işaret sıfat olurdu. Yine işaret ama sıfat olurdu. Tamam mı? Diğer örneklere arkadaşlar kendiniz bakabilirsiniz. Bunların hepsi ismin yerini tutmuş ve işaret zamiri diyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Başka örnekler de varmış burada. Hemen bakalım. Eskiden şuralar uçsuz bucaksız tarlaydı. İşte şuralardan kastedilen mahalle, şunun fiyatından kastedilen ayakkabı, gömlekleri sen al, şunu Ali'ye ver. Buradaki şunu da mesela gömlek anlamında işaret zamir olur. Tamam mı? Geçtik. Not 1. Notlar çok önemli. Arkadaşlar o ve onlar kelimeleri ismin yerine geçmişse kişi zamiri, insan dışı bir varlık için ise işaret zamiridir. Bakın çok önemli bir madde not 1. Hemen örneklerimize bakalım. Onlar benimle henüz tanışmadı. Hocam insanı kastettiğinde ne olur bu kişi zamiri? Onlar masanın üzerinde dağınık bir şekilde duruyor. İnsan dışı olduğundan dolayı işaret zamiri olur. Onları toplantıya davet etmelisin. Kişi zamiri. Onları bir hafta içinde posta verilmesini işaret ediyor. Çok önemli bir madde. Hatırlıyorum. Çok eski yıllarda bir soru vardı.
Sınavda O'yu sormuş, onu sormuş. Cümleyi okuyorsun, işte onun kulağını çevirirsen böyle okuduğun zaman sanki bir çocuktan bahsediyor gibi. Ama cümlenin tamamına baktığın zaman aslında o eski bir radyodan bahsediyor. Ha, eski radyolardan bahsetmiş. O zaman ben ne derim? Oradaki onuyla kastedilen radyo olduğundan işaret zamiri. Ama bir çocuktan insandan bahsetseydi ne olurdu? Kişi zamiri olurdu. Ondan dolayı not bir önemli arkadaşlar, geçtim. Not 2. Bu ve şu kelimeleri, bu da çok önemli, İnsan isimlerinin yerine kullanılsa dahi işaret zamiri değil, kişi zamiri değildir. Çok önemli. Mesela bu onu çok seviyor. Şu çok güzel not tutuyor. Tamam mı? Şunu dinlemelisin. İnsan için kullansa dahi kişi zamiri değildir. Arkadaşlar kişi zamirleri neydi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. 6 tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Var mı bu, şu? Yok. Ondan dolayı resmi şu çizdi. Orhan'ın değil bunun sorusuna, hocam bunların hepsi insanın yerini işaret yoluyla tutmuş, işaret zamiridir. Kesinlikle kişi zamiri demiyoruz. Not 2 önemli. Not 3 arkadaşlar, bu da çok ama çok önemli. Bazı şeyler, işaret sıfatları, işaret zamiri, zamir de olabilir, sıfat da olabilir. Aman buna dikkat etmemiz lazım. Ne demek istiyorum hocam? Hemen örneğimize bakalım. Annem o sönmeden gitmeme izin vermedi. Buradaki o bir şeyin yerini tutmuş. Mesela yangının yerini tutmuş. Ondan dolayı o nedir? İşaret zamiri bakın. Her zaman cümleyi anla. Annem o sönmeden gitmeme. Bir şeyin yerini tutmuş. Annem o yangın sönmeden, yangını işaret ettiğimden, nitelediğimden, dokunduğundan ne olur? İşaret sıfat olur. Bu önemli. Sınavda o zor soruyu ona sor. Bakın o soru, bunu özellikle yazdım. O zor soru. O soruyu nitelediğinden, işaret sıfatı ona sor. İnsanın yerini tuttuğundan kişi zamir olur. Bu güzel şiirler, buradaki bu şiiri nitelediğinden işaret sıfatı olur. Burada işaret zamiri olur. Tamam, bu önemli. Bakın bu gerçekten çok güzel bir soruydu. Çok eski yıllardan çıkmıştı. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Mehmet Akif'in meşhur şiirlerinden alınmış. Buradaki bu kelimesi görünürde sıfat gibi değil mi? Aslında çoğu öğrencimiz burada yanlış yapıyor. Bu taşındır bakın. Buradaki bu taşı nitelemiyor. Bu ismin yerini tuttuğundan arkadaşlar işaret zamiridir. Buna birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela desem ki şöyle. Bu kalemdir bakın. Lütfen bunu not alın. Bu kalemdir. Bunu ben öğrencilerime iki türlü anlatıyorum. Arkadaşlar bu cümlede virgül kullanmak istesen nerede durursun? Nerede virgül kullanırsın? Nerede nefes alırsın? Nerede çay molası versin? Aslında buradaki bu virgül nefes al kalemdir. Burada kaç tane öge var? İki tane. Kalemdir. Yüklem bu özne. Bu bir kelime, o kalem iki kelime. Burada sıfat yok arkadaşlar. Bu kelimesi işaret zamiridir. Kalem ise isimdir. Ama şöyle deseydim. Bu kalem iyidir. Bu kalem hocanındır. Bu taş kutsaldır desem sıfat olurdu. Aman dikkat bakın. Bu kalemdir. Aslında bak şöyle diyorum bakın. Bu iyi bir kalemdir. Bakın bu'dan kastettiğim de kalem. Ama şöyle deseydim bu kalem iyidir. Bu işaret sıfat olurdu. Bu da çok önemli sevgili gençler. Bunu da notumuzu aldık. Ve hemen arkadaşlar belgisiz zamire geçtim. Çok önemli. Arkadaşlar belgisiz zamire ben şöyle 3 yıldız işareti koyuyorum. Bir öğrenci belgisiz zamiri adı gibi bilmesi lazım. İsmin yerini belirsiz bir şekilde tutacak. Belirsiz. Yani sayısı, miktarı, ölçüsü belli değil. Net rakam vermeyen, nesneleri belirsiz bir şekilde temsil eden zamirler. Bakın neler? Kimi? Kimileri kimse, biri birisi, birileri başkası başkalara, bazı birçoğu birbirini. Bakın bu önemli. Üsseyime birkaç kez bunu sordu. Birbirini. Bir takım, birkaç, birazı, herkes, hepsi, hepimiz gibi devam ediyor. Şimdi burada kimse, herkes ve hepsi neden siyah puntoyla belirttim? Sebebi şu. Arkadaşlar bu üç kelimeye ben safkan belgisi zamir diyorum. Yani bunlar hiçbir zaman sıfat olmaz. Her zaman zamirdir. Yani kimse kelimesi her zaman zamirdir. Ondan dolayı önemli. İstesen de zarf, zamir hiçbir şey yapamazsın. Bunu lütfen not alın. Diğerlerini sıfat yapabilirsin. Tamam mı? Bunlar bakın belirsiz yani. Mesela hiçbiri kelimesi çok önemli. Hiçbiri gelmedi. Kim bunlar? Belli değil. İşte şey, bak şey çok önemli. Türkçede şey. Bakın
Eşya kelimesinin kökü şeydir. Arapça bir kelimedir. Türkçe'de en çok kullandığımız kelimedir. Şey. Arapça'da eşyanın kökü neymiş? Şey. İşte şey geldi. Şey dedi. Şey oldu. Şey kelimesi belgesiz zamirdir. Tamam mı? İşte birileri, birisi, birazı, kimi, falanca, bunların hepsi belgesiz zamir. Lütfen not alın. Tamam mı? Bunu zaten ilk sayfada hepsini yazdım. Şimdi bakalım cümlelerimizi. Biri gelse de, kardeşim biri, kim bu biri belli değil. Kimi tatlı dilli, kimi güler yüzü, kimi belli değil. Bu benim en sevdiğim şeylerden biri kaçı. Bakın şey. Aa, çok güzel örnek. Kardeşinin halinden kimse anlamıyor. Kimse. Belli değil kim oldu. Bilirim herkes. Herkes kelimesi her zaman belki zaman. Başkası olsa da kim o başkası belli değil. Falanca. Bu işe hakim birisi. Bakın. Kimseye bir şey. Bakın bu 9. madde çok 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 güzel arkadaşlar. 9. cümle. Hemen şöyle biraz yukarı doğru çekiyorum. Geldi. Geldi mi? Kimseye bir şey anlatmadı. Bu cümlede arkadaşlar iki tane belgisiz zamir var. Kimseye kelimesi her zaman belgisiz zamirdir. Bir de şey. Bir ne? Bir de belgisiz sıfattır. Her biri, bakın buradaki biri kelimesi belgisiz zamir. Her ne? Belgisiz sıfattır. Hatta bu onu ben özellikle yazdım. Çok güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Belgisiz sıfat, belgisiz zamiri nitelemiştir. İşte her biri. Tamam mı? Birçoğu bu zaten belgisiz zamirdir. Yani her kelimesinin altını çizse belgisiz sıfat diyeceksin. Ama her biri ikisi birlikte ne olur? Belgisiz zamir olur diyor. Ve geçiyorum. Belgisiz zamiri bitirdikten sonra arkadaşlar ara vereceğim. Şimdi bakın çok önemli 2019 TET'te çıktı. Bakın bu sorunun güzelliğine ve kalitesine ve bir o kadar da kolaylığına bakın. Şimdi soru şöyleydi. Yukarıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi zamir değildir? Ben her zaman derim öğrencilerime. Dil bilgisinde temel şeyleri bil. Ana şeyleri bil. Tamam mı? İnan sorular çok kolay. Şimdi 5 tane kelime vermiş. Aslında ben 6 çizili kelimeleri aldım. Normalde daha uzun bu. Şimdi bakalım kelimelere. Bazıları birinin diğerlerine birbirleriyle tüm. 5 kelimenin tamamı da belgisiz. Bakın bu kelimeler hep belgisizdir. Tüm. Birbirleriyle diğerlerine biri. Şimdi hangisi zamir değil? Şimdi ben ne dedim? Zamir çekimekini alır. Şimdi bazıları çekimek almış. Birinin çekimek almış. Diğerlerine çekimek almış. Birbirleriyle çekimek almış. Demek ki bunlar zamir. Ama tüm kelimesi çıplak duruyor ve önündeki ismi nitelemiş. Tüm meslektaş. Bu belgisiz sıfat olur. İnan 3-5 saniyelik soru kolay bir soruydu. Ama mesela pek çok öğrencim hocam ben o soruyu çözemedim bile. Vakit bulamadım, göremedim diyor özellikle sayısalcı arkadaşlar. Ondan dolayı sorular kolay, temel şeyleri bil. Tamam arkadaşlar rahat yaparsın. Şimdi not. Bu da önemli. Yani belgisiz sıfat ve belgisiz zamiri karıştırma diyoruz. İşte bazı veliler toplantıya katılmadı hocam. Bu belgisiz ne olur? Sıfattır hocam. Çünkü veliyi nitelemiş. Bazıları bak ek almış işte çekimik almış. Bazıları önünde isim yok ve ismin yerine tutmuş. Bu da belgisizdir ama ne olur? Belgisiz zamirdir. Not. Arkadaşlar belgisiz zamirler isim tamaması. Bu arada bakıyorum yaklaşık 23 dakika olmuş. Bitiriyorum. Belgisiz zamirler arkadaşlar isim tamlamasında tamlayan da olabilir, tamlanan da olabilir. Her ikisi de olabilir. Bakın mesela örnek. Herkesin kitabı tamlamadır. Tamlayanı belgisiz zamir olan isim tanıması. Öğrencilerin birkaçı tamlananı belgisiz zamir olan isim tanıması. Şunun şurası. Çok güzel. Tamlayanı ve tamlananı değil mi? Ne olmuş? İşaret zamir olan. Bunu özellikle yazdım. Yani zamirler hem tamlayanda hem de tamlananda olabilir. Şunun şurası. Yani belgisiz değil ama işaret zamiri. Tamam mı arkadaşlar? Evet, bu da önemliydi arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmak istiyorum. Soru zamirinde kaldık. Diğer videomuzda soru zamirinden devam edeceğiz ama şunları sizlere göstermek istiyorum. Bakın soru zamiri. Tamam, burada asıl ek halindeki zamirler çok önemli. Çünkü güzel sorular geldi. 2021'de güzel soru. Bakın 2019, 2021'deki gelen soru. Hakikaten manyak bir soruydu yani. İhtiyaçlarını, yani iyilik demiş. Ama o mu değilim. 2019'da çıkmış sorular var. Ve yine 2019 TET
su ve etkinlik yaptım. Yaklaşık 12 tane cümle ve 2019 mevsiminde çıkmış soru. Herkese başarılar diliyorum. Bunun şeyini almayı unutmayın arkadaşlar, çıktısını. Yine konu anlatım videolarına kaldığımız yerden devam ediyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.